Merhabalar, günaydın. Biz tiyatroculara her zaman sorulan bir soru vardır. Nasıl ezberliyorsunuz? Devamı da şöyle gelir bu sorunun. Ondan sonra tiyatroda oynadığınız zaman ezberinizi nasıl unutmuyorsunuz? Biz de deriz ki onlara, önemli olan ezber değil. Ezberi unutmak, lafı hatırlamak, hatırlamamak değil. Nasılsa hatırlıyoruz. Önemli olan ruhunla, hissederek, hayatını koyarak, mış gibi yapmadan gerçekten oynamandır o gece. Bizim için kötü oyun hissedemediğimiz oyundur. Ruhumuzla oynamadığımız oyundur. İşte Cumhuriyet Bayramlarını hatırladığım zaman ilk önce 1968 yılında dedemle beraber Taksim'i hatırlıyorum. Elimde bayraklar, geçit resmi. Ve hayatımda, öğrenciliğimde, çocukluğumda, 70'li yıllarda, 80'lerin başında belki de her zaman vardı. Üstünde düşündüğümüz bir şey değildi. Atatürk vardı, bayraklarımız vardı, bayramlarımız vardı. Neredeyse donmuş bir ezber gibiydi yani. Artık hissetmemeye başlayanlar da vardı. O öyle duracaktı. Hiç değişmeyecekti. Donmuş bir rejim gibi. Sonra bir şey olmaya başladı. 90'lardan sonra. 2000'lerde giderek yükseldi. Tehlikeye girdi hayatımız. İnsanlar bunu konuşmaya başladı. İnsanlar korkmaya başladı. Korktukça daha derinden hissetmeye başladı. İnsanlar o bayraklara gerçekten sarılmaya başladı. İnsanlar sokaklara indi. İnsanlar meydanlara doluşmaya başladı. İşte ben o günden sonra anladım. Hissederek yaşanıyordu artık her şey. Donmuş bir ezber olmaktan çıkmıştı. Artık Cumhuriyet için korkmaya gerek yoktu. O insanların ezberinde değil, kalbinde, ellerindeki bayraklarla yürüdükleri meydanlardaydı. Ve bir halk meydanları doldurduğu zaman kendi devrimini kimseye çaldırmaz. Ve bu Atatürk'ün armağanı artık kimsenin çalamayacağı, yok edemeyeceği kadar halkın kanayan kalbine yazılmıştır. Kimse korkmasın. Teşekkürler. Nice bayramlara.